Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız bugün? Bugün sizi yordum biraz, farkındayım arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Ben iyiyim, siz de iyisiniz inşallah. Çalışan siz, videoları siz izliyorsunuz. Ne durumdasınız? <laughs> evet, o da değişmiş. İstanbul'dayım. Bu arada arkadaşlar yarın e, TÜYAP e, kitap fuarına İstanbul'da varsa arkadaşlar bekleriz. E, tanışmak için bekliyorum. Selamlar. Hayırlı akşamlar. E, hükümsüzdür. Bu sene biraz tabi detaya girdik. Çünkü artık detay soruyorlar. Ya yani şu nedir bu nedir diye sormuyorlar. Tamam mı? Yeni başlandığı için ağır gelebilir. Biz arkadaşlar aralıkla yapacağımız tekrarlarla konuyu çok güzel oturtacağız. Evet. Bugün evet tarih göreceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz anayasa tarihi göreceğiz. O süpersin Murat. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim Nisan. Arkadaşlar siz yeter ki e, takipte kalın. E, yeter ki çalışmak isteyin. E, sene sonuna kadar ben size bunu arkadaşlar kafanıza kazıyacağım bu dersi. Aynen aynen. Ya yani her sene arkadaşlar son 3 yıldır her sene şu bugün işleyeceğim konudan der soru geliyor. Her sene geliyor arkadaşlar. Tamam. E, bugün işleyeceğim konudan tarihten e, son 2-3 yıldır neredeyse vatandaştan gelmiyordu arkadaşlar. Nereden geliyor biliyor musunuz? E, şeyden geliyor e, Tarihten geliyor bugün işleyeceğim dersten. Tamam ya, O yüzden arkadaşlar e, bugünkü derse şöyle bakın. Hem vatandaşlık dersi olarak bakın arkadaşlar. E, Murat Bağcı hoş geldin. Hem de arkadaşlar ne olarak bakın? Hem de e, e, vatandaşlık dersi olarak hem de tarih dersi olarak bakacaksınız. Şimdi tekrarları nasıl yapacağız? Tekrarları ara ara yapacağız. Yani konuyu bitirdik. Ondan sonra bir ay geçti. Açacağız arkadaşlar tekrar video defter üzerinden ne yapacağız? Konularımızı çözeceğiz. Eksik kaldığımız yerlere bir daha bakacağız. Önümüzde uzun bir süreç var arkadaşlar. O süreci çok iyi değerlendireceğiz. Siz hiç korkmayın arkadaşlar. Evet. Süpersin. Süpersin. Evet. Ya en çok puan şuradan geliyor da buradan geliyor diye bir şey yok. Ama son iki yıldır vatandaşlık yerine bildiğiniz hukuk soruyorlar arkadaşlar. Hukuk çıkıyor yani. Miray tebrik ediyorum. Biz de sana yetişeceğiz birkaç güne kadar. Aynen. Şimdi arkadaşlar sayfa kaçtayız? Sayfa 54'teyiz. Açın 54'ü arkadaşlar. Sayfa 54'ten kaça kadar gideceğiz biliyor musunuz? Sayfa 54'ten yani 60. 60. 65. 66. sayfalara kadar gideceğiz arkadaşlar. Tamam yeneceğiz. Hiç korkacak bir şey yok arkadaşlar. Evet. Benim netimde bir sorun yok. Bende donan bir şey yok arkadaşlar. İyi çekiyor burası. Evet. Tamam iyi olursun açınızda. Ee, muhtemelen donuyorsa sizden arkadaşlar kaynaklı olabilir. Onu söyleyeyim. Evet. Ee, video ders defterinden ilerliyoruz arkadaşlar. Soranlar için söylüyorum. Video ders defterim üzerinden ilerliyoruz siz ilk defa katılanlar için söyleyeyim. Siz videoları izliyorsunuz. Akşam da e, ne yapıyoruz? Tekrarımızı yapıyoruz. Ondan sonra soru çözüyorsunuz. Ya da soruları siz kendinize çözebilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Haydi bakalım. Bismillah diyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar. Kapatıyorum yorumlara. Siz de arkadaşlar ne yapın? Siz de takip edin. Kitabınızdan başlayalım. Hadi bakalım. Değerli arkadaşlar anayasa hukukuna giriş. Önce anayasa nedir ondan bahsedelim. Anayasa arkadaşlar e, i̇ki tür tanımı var anayasanın. Bir maddi anlamda anayasa, bir iki şekli anlamda. Maddi dediği içerik anlamda bir şeyi anayasa diyebilmemiz için hangi ifadeler olması lazım? Şekli dediği de arkadaşlar anayasa denilen kuralın normlar hiyerarşisindeki yeri. Maddi anlamda anayasa demek şu anlama geliyor. Bir hukuk metninde devletten bahsediyorsa, devletin kuruluşundan bahsediyorsa, devletin organlarından bahsediyorsa, temel hak ve özgürlüklerden bahsediyorsa. Bu hukuk metnini biz anayasa diyoruz. Buna biz maddi anlamda anayasa diyoruz. İkinci olarak bir şeyi anayasaya diyebilmemiz için ikinci tanım da şu. Normlar hiyerarşisinde yani kurallar hiyerarşisinde bir kural diğerlerinin üstünde ise buna da anayasa denir. Buna da şekli anlamda anayasanın tanımı ismini veriyoruz arkadaşlar. İçerik anlamda devletin organlarından, devletten bahsediyor, kuruluştan, temel hak ve özgürlüklerden buna biz maddi anlamda anayasa. Normlar hiyerarşisindeki yeri diğerlerinin üstünde ise bu kurala biz yine anayasa diyormuşuz. Buna da şekli anlamda anayasa diyoruz. Peki anayasa hukukunun konusu neymiş? Devletin organları, temel hak ve özgürlükler, devletin kuruluşu vesaire. Devletin organlarını birazdan göreceğiz. Yasama, yürütme, yargı diye gidiyor. Şimdi anayasa tarihinden biraz bahsedelim. Dünya tarihinin ilk e, anayasal belgesi olarak Magna Carta kabul ediliyor. 1215'te İngiltere'de kralla e, feodal beyler arasında yapılan bir anlaşma, Magna Carta arkadaşlar. Bizdeki bunun örneği ise 1808 Senedi İttifak'tır. Ee, senedi İttifak da bizim tarihimizdeki ilk anayasal belge olarak geçiyor. Dünyanın ilk yazılı anayasası arkadaşlar 1787 tarihli ABD anayasasıdır. Zaten 2 yıl sonra Fransız ihtilali olacak. Fransız ihtilali sonucunda da Fransa'da da anayasa yapılıyor. 1791'de de Fransız anayasası yapılıyor. Dünyanın ilk yazılı anayasası ABD anayasası. Avrupa'nın ilk yazılan anayasası Fransa anayasasıdır. Bizim ilk yazılan anayasamız 1876 tarihli kanuni esasidir arkadaşlar tarihimizde. Peki. Şimdi anayasa yapan iktidarlara kurucu iktidar denir. Çünkü anayasa devletin kuruluş belgesidir. Kurucu sözleşmesidir. Bu kurucu iktidar iki şekilde ortaya çıkıyor. Asli ve tali. Asli kurucu iktidar arkadaşlar anayasayı en baştan yeniden sıfırdan yapabilen iktidara verilen isimdir. Asli kurucu iktidar. Bu genelde Olağanüstü durumlarda ortaya çıkar. Savaş, iç savaş, ihtilal, darbe. Bunlar ne yapıyorlar? Kendilerinden öncekini yok sayıyorlar, yeniden bir anayasa yapıyorlar. En baştan yapıyorlar. Peki anayasayı en baştan yapamayan, sadece var olan anayasaya göre anayasayı değiştirebilen iktidara ne diyoruz? Tali kurucu iktidar diyoruz. Mesela bugünkü meclisimizin anayasanın 3 maddesi dışında bütün maddeleri de değiştirebilmesi arkadaşlar tali kurucu olduğunu gösteriyor. Anayasayı ancak mevcut anayasada anlatılan şekilde değiştirebilir. Onun dışına çıkamaz. İşte biz ona tali kurucu iktidar diyoruz. Tali kurucu iktidar olağan dönemlerde ortaya çıkan iktidardır. Yani şu anki meclisimizin anayasayı değiştirmesi tali kurucu iktidardır. Ama diyelim ki 21 Anayasası, Osmanlıya ihtilal, 61 Anayasası darbeyle, 82 Anayasası darbeyle geliyor. Onlara biz asli kurucu iktidar ismini veriyoruz arkadaşlar. Peki Değerli arkadaşlar bir de kurulmuş iktidar var. O ne demektir biliyor musunuz? Mevcut anayasaya göre oluşan devletin organlarına kurulmuş iktidar denir. Mesela şu anda Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, yüksek mahkemeler vesaire bunlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Mevcut anayasaya göre kurulmuş iktidar ismini veriyoruz. Peki şimdi geldik arkadaşlar sayfa 55'e. Anayasa türleri. Arkadaşlar anayasa metne dökülmüşse yazılı anayasa bir metni yoksa yazısız anayasa, geleneksel anayasa. Dünya anayasaları genelde yazılıdır ama İngiliz anayasası yazısızdır arkadaşlar. Dünyanın tek yazısız anayasası İngiltere anayasasıdır. Çerçeve anayasa kazüistik. Arkadaşlar bir anayasa kısa ve öz hükümlerden oluşuyorsa yani kısacıksa, uzun değilse, ayrıntılara girmiyorsa çerçeve anayasadır. Bir anayasa ayrıntılara giriyorsa, maddeler alt alta arkadaşlar, madde metinleri çok uzunsa ona da biz kazüistik ayrıntıcı anayasa diyoruz. Bizim sadece bir anayasamız çerçevedir. 21 anayasası teşkilatı esasiye. Diğer bütün anayasalarımız kazüistiktir. En ayrıntılı, en uzun olan anayasamız da şu an kullandığımız 82 anayasasıdır. Peki, üçüncü özellik yumuşak anayasa, sert anayasa. Burada şuna bakıyorsunuz. Bir anayasa kanunlar gibi kolay değişiyorsa yumuşak anayasadır. Kanunlardan yani basit kanunlardan mesela ceza, medeni vesaire daha zor değişiyorsa ona da sert, katı anayasa ismi verilir arkadaşlar. Bizim yumuşak olan tek bir anayasamız var. 21 Anayasası. Aynı kanunlar gibi değişiyor. Diğer bütün anayasalarımız kanunlardan daha zor değiştiği için sert anayasalardır. En sert anayasa da 82 Anayasasıdır arkadaşlar. Peki bir anayasanın sert olduğunu gösteren özellikler nelerdir? 1. Değiştirilemez maddeler olur. Mesela bizde 21 Anayasasında hiç değiştirilemez madde yok. Ama 24 ve 61. anayasalarda 1. madde Türkiye'de bir cumhuriyettir değiştirilemez. 82 anayasa da değiştirilemez madde sayısı 3'e çıkıyor. O yüzden en sert anayasa 82'dir diyoruz. Başka? Arkadaşlar kanunlarda mesela teklif yeter sayısı oylamalarda basit çoğunluklar aranır. Mesela bir milletvekili teklif eder. İşte top katılan kaç kişi varsa yarısından bir fazlası oyla da kanun kabul edilir. Ama anayasa arkadaşlar öyle değil şu anki anayasamız. Anayasanın teklifi için en az 200 milletvekilin imzası gerekiyor. Bak teklif aşamasını bile zorlaştırmışlar. Oylama için en az 360 milletvekilinin gizli oyu gerekiyor. Bunları ileride anlatacağım. Yani normal kanunlardan daha yüksek oylama sayıları aranıyorsa bu anayasa sert bir anayasadır. 3. Anayasanın belli bir süre değiştirilmesinin yasaklanması. Bu genelde arkadaşlar itilallerle birlikte gelen anayasalarda olur. Diyor ki bu anayasa 10 yıl hiç değişemez mesela. Bu tarz kavramlar varsa bu da anayasayı sert yapar. Son olarak Halk oylamasına yer vermesi. Mesela bizim anayasalarımızda sadece 82 anayasasında şöyle yazıyor. İşte şu kadar sayı bulunamazsa Cumhurbaşkanı zorunlu olarak halk oyuna sunar. İşte halk oylaması gibi bir kural varsa anayasa değişiminde bu da anayasayı sert yapar. Halk oylamasının bir anayasal kural olması hangi anayasaya gelmiş bizde? 82 anayasası. İşte o yüzden biz ne diyoruz? Ee, en sert anayasa 82 anayasasıdır. Çünkü meclisten geçse bile... Halk hayır derse anayasa yürürlüğe girmiyor. O zaman özet geçelim. Kanunlar gibi kolay değişiyorsa yumuşak. O da sadece 21 anayasası. Kanunlardan daha zor değişiyorsa sert. 21 anayasası bizde yumuşak anayasadır. Diğer bütün anayasalarımız sert anayasalardır. En sert anayasada 82 anayasasıdır. En kazüstik de buydu arkadaşlar. Peki aşağı iniyoruz. Devlet ve hükme sistemdir. Arkadaşlar devletin arkadaşlar unsurları 3 tanedir. 1- Toprak, vatan, ülke, 2. Millet. Bu ikisi devletin maddi unsurlarıdır. Somut unsurlarıdır. 3. Egemenlik. Arkadaşlar kanunlarını uygulayabilme. Mesela vergi alabilme gibi düşünün. Bu üç unsur bir araya gelirse arkadaşlar. egemenlik de manevi unsurudur. Bunlar devleti oluşturan arkadaşlar nedir? 3 tane unsurdur. Peki devletin organları nelerdir? Yasama, yürütme, yargı. Yasama kural koyar. Başka hiçbir şey yapmaz. Kural koyar arkadaşlar. Tamam. Yürütme de bu kurallarla ülkeyi yönetir. Yani kuralları maddi hayata, sosyal hayata uygular. Yargı ise arkadaşlar bu kurallardan doğan gerek bizim aramızda gerekse bizimle devlet arasındaki uç ne yapar? Çözüme bağlar. Bizim aramızdaki ileri çözüme bağlıyorsa buna biz adli yargı diyoruz. İleride anlatacağım. Bizimle devlet arasındaki uç çözüyorsa ona da idari yargı diyoruz. Kabaca tabii arkadaşlar. Aklınızın bir kenarında bulunsun. Peki geçin öbür tarafa. Sayfa 56. Devlet şekilleri arkadaşlar. İki ayırıyoruz. Egemenlik kaynağı, hukuki yapısı. Egemenlik kaynağı demek her devletin bir başkanı olur. O başkan göreve nasıl geliyor? Başkan göreve arkadaşlar soydan geliyorsa, veraset yoluyla geliyorsa ona biz monarşi diyoruz. Başkan göreve veraset dışı bir yolla geliyorsa bu da genelde seçim oluyor. Buna da cumhuriyet diyoruz. Bu kadar basit düşüneceksiniz. O halde Osmanlı Devleti bir cumhuriyettir. Şey, özür dilerim monarşidir. Türkiye bir cumhuriyettir arkadaşlar. Peki monarşi de monark gücünü kimseyle paylaşmıyorsa mutlak monarşi. 2. Abdülhamit'e kadar Osmanlı Devleti. Monark gücünü bir parlamentoyla, meclisle anayasayla paylaşıyorsa meşruti monarşi diyoruz. 2. Abdülhamit'ten sonra Osmanlı Devleti meşruti monarşiyle yönetilmiştir arkadaşlar. Peki Bugün monarşi ile yönetilen Avrupa'da birçok ülke vardır arkadaşlar. İngiltere'si, Belçika'sı, Hollanda'sı, Danimarka'sı, Lüksemburg'u, İspanya'sı. Uzak doğuda Japonya mesela monarşi ile yönetilir. Orta doğu'da Suudi Arabistan, Ürdün bunlar arkadaşlar monarşi yönetilen devletlerdir. Peki geldik cumhuriyete. Cumhuriyet arkadaşlar devlet başkanının veraset dışı bir yolla geldi. Genellikle bu cumu seçim oluyor. Yönetim şeklidir. Peki Türkiye bir cumhuriyettir. Türkiye'nin bütün komşuları da cumhuriyettir. Suriyesinden Irak, İran, Ermenistan, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan hepsi cumhuriyet arkadaşlar. Cumhuriyet Fransa'da doğuyor arkadaşlar. Bir yönetim şekli. Ama şunu unutmayın: Bir ülkenin cumhuriyet olması o ülkede arkadaşlar demokrasinin olduğunu, insan haklarının güçlü olduğunun, adaletin eşitliğin olduğunu anlamına gelmez. Cumhuriyet sadece bir rejimin adıdır arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Kaymakamlık sınavında çıkmıştı. Hangisi demokrasi için zorunlu şartlardan biri değildir demişti. Cevap Cumhuriyet. İşte mesela Suriye'de Cumhuriyet, Irak'ta Cumhuriyet, İran'da, Ermenistan'da Cumhuriyet vesaire. Peki. Geldik hukuki yapılarına göre devlet. Burada da şuna bakıyoruz arkadaşlar. Devlet bir devletten mi oluşuyor birden çok devletten mi? Bir devletten oluşuyorsa arkadaşlar üniter. Burada şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bu monarşi ve cumhuriyet dışında oligarşi, teokrasi gibi şeyler var ama ÖSYM hiç sormamış bugüne kadar. Çünkü uygulamada yok zaten. Yani teokrasiye belki bugün e, na, arkadaşlar e, İsrail, mesela İsrail bir din devletidir arkadaşlar. İran'da, e, İran bir cumhuriyettir tamam mı? İsrail'de de cumhuriyet rejimi var ama e, anayasalarında arkadaşlar e, ne vardır? E, din kuralları arkadaşlar egemendir. Mesela bize dünyada din devleti olan yani tamamen din devleti olan Vatikan'ı arkadaşlar örnek gösterebilirim teokrasi açısından. Oligarşide de belli bir grup veya zümre vardır. Onlar yönetiyor soylular vesaire. Ama ÖSYM hiçbir sınavda bugüne kadar sormadı arkadaşlar. O yüzden bu konulara girmiyorum. Geldik hukuki yapılarına göre. Bir devlet birden çok devlet. Bir devletten oluşuyorsa ona üniter devlet diyoruz. O zaman devlet tekse her şeyi tektir arkadaşlar. Yasaması bir, yasamada birlik vardır. Yargıda birlik vardır yürütmede, idarede birlik vardır. Yasama, yürütme, yargıda arkadaş. Hukukta teklik vardır, vatandaşlıkta teklik vardır, bayrakta teklik vardır. Her şey nedir arkadaşlar? Teklik özelliği gösterir. Anayasası tektir vesaire. İşte biz buna üniter devlet diyoruz. Bizim anayasamızın üçüncü maddesi arkadaşlar. Direkt açıklama, üniter dememiş ama üniteri açıklamış. Demiş ki Türkiye devleti ülkesiyle, ülke vatan, milletiyle yani ulus bölülemez bir bütündür. Bu bizim üniter devlet olduğumuzu gösteriyor. Üniter devletin doğduğu yer Fransa'dır. Diğer adı tekçi devlettir arkadaşlar. Türkiye'de tekçi bir devlettir. Bugün dünyada 193 ülke varsa 160'a yakını üniterdir. Biz de üniter bir devletiz. İkincisi karma yapılı devletler arkadaşlar. Bu arada tek yapılı devletlerden bir tanesi de bölgeli devlet örneğidir. O da sadece İspanya'da var. İspanya'da arkadaşlar sadece ne yapılmış? İşte Katalan vesaire belli bölgelerde idari özellik verilmiş arkadaşlar. Ama anayasası bir hukuku bir her şeyi bir sadece belli bölgelerde yönetim anlamında özellik verilmiş. Ona işte bölgeli devlet diyorlar. Hiç ÖSYM bugüne kadar hiçbir sınavda sormadı arkadaşlar. O yüzden ona da gelip kafanızı şişirmek istemiyorum. Birleşik yapılı devletler. Arkadaşlar burada da birden çok devlet bir araya geliyor. Ortak bir anayasayla ne yapıyorlar? Bir araya geliyorlar. Bunun da en klasik örneği federasyondur. Federasyonda birden çok devlet vardır. Bu birden çok devlet ortak bir anayasayla bir araya gelir. Bu birden çok ortak anayasayla kurulan devlete biz federal devlet diyoruz. Federal devlete bağlı olan, iç iş işlerinde tamamen bağımsız olan, iç egemenlikleri olan, kendi yasama yürütme yargı organları olan, kendi anayasaları olan ama federal anayasaya aykırı davranamayan devletlere de federe devlet diyoruz. Eyalet yani. Eyaletlerin arkadaşlar iç egemenliği vardır ama dış egemenliği yoktur. Dış egemenliği onların hepsi adına federal devlet kullanır. Federe anayasalar federal anayasaya aykırı olamaz. Bunu korumak için yüksek mahkeme kurmak zorundalar. Yine bunlar da arkadaşlar federal devlette de eyaletlerin temsili için çift meclis zorunludur. Bir mecliste arkadaşlar her eyaletten eşit sayıda üyeler gelir. Buna mesela Amerika'da şey diyorlar. Amerika'da senato diyorlar. Bir mecliste de arkadaşlar her eyaletten nüfusa göre temsilciler gelir. Buna da Amerika'da temsilciler meclis diyorlar arkadaşlar. Bu şekilde eyaletler arasında dengeyi sağlamak zorundalar. Yani federal devletlerde çift meclis olmazsa olmazdır. Federal devletlerde eyaletlerin federal devletten ayrılma hakları yoktur. Hukukta eyaletler arasında birlik yoktur. Vatandaşlık çifttir. Yani burada iki farklı devlet gibi düşünün ama devlet iç egemenliği var ama dış egemenliği yok. Ortak bir devlette birleşmişler. Peki bunun klasik örnekleri ABD, Almanya, Kanada, İsviçre, Avusturya, Avusturya ABD'ye çok soruyorlar. Bir de Rusya, İsviçre vesaire. Geldik hüküme sistemleri. Sayfa 57'de. Sükme sistemlerinde şuna bakacağız. Devletin organları vardı. Yasama, yürütme, yargı. Bu organlar arkadaşlar bir yerde toplanmışsa kuvvetler birliği ayrılmışlarsa kuvvetler ayrılığı. Kuvvetler birliği demek devletin güçlü kılan, vatandaşı devlete karşı arkadaşlar zayıf kılan, vatandaşların haklarını güvence altına almayan devlet demekte olarak anlayabilirsiniz. Yani demokratik yönetim biçimleri değil bunlar. Kuvvetler birliğine iki tane klasik sistemden bahsedeyim. Mutlak monarşi meclis hükümeti. Mutlak monarşide yasama yürütme yargı kişide toplanmış arkadaşlar. Yani bu kişinin karşısında halk kuldan farkı yoktur. Dolayısıyla arkadaşlar herhangi bir güvencesi yoktur. Yani demokratik olmayan bir sistemdir. Bir diğeri meclis hükümeti sistemidir. Meclis hükümeti sisteminde de yasama yürütme özellikle mecliste toplanmıştır. Bizde olduğu gibi. Meclis kanun yapar. Kanunları kendi kanunları kendi içinden seçtiği bakanlar aracılığıyla arkadaşlar ne yapar? Uygular. Bakanlar tek tek seçer. Tek tek görevden alır. Bakanlar meclise karşı sorumlular. Cumhurbaşkanı başbakan gibi kavramlar yok. Meclis başkanı var. Meclis başkanı hem meclise başkanlık eder hem de bakanlara başkanlık eder. Yasama yani meclis bakanları görevden alabilir ama bakanları meclise karşı herhangi bir yetkisi yoktur. Siz sadece şunu bilin bakın. Meclis hükümeti sistemi ne zaman uygulanmış? Bunu bilseniz yeter benim için. Biz de 1921 Anayasası'nda uygulanmış. Bu bir. 2. Meclis hükümetinde bütün güçler kimde toplanmış? Meclise toplanmış. 3 Meclis hükümeti sisteminde arkadaşlar kuvvetler birliği var ayrılığım var? Kuvvetler birliği var diyeceğiz. Ama hangi anayasa döneminde? 21 Anayasası döneminde uygulanmış diyoruz arkadaşlar meclis hükümeti sistemi için. Biliyorsun savaş vardı arkadaşlar. Bütün güçleri meclise topluyorlar. Geldik 58'e. Kuvvetler ayrılığı. Kuvvetler ayrılığı fikrinin teorisyeni Montesquieu'dur arkadaşlar. E, Montesquieu siyaset bilimci. Kuvvetler ayrılığı demek yasama yürütme yargının ayrı olması demek. Özellikle yargıyı bir kenara kesin koymamız lazım. Yargının bağımsız olması lazım. O zaman burada daha çok kimin için konuşacağız? Yasama ile yürütme arasından bahsedeceğiz. Yasama ile yürütme arasında ayrılık arkadaşlar sert olabilir yumuşak olabilir. Sertse başkanlık yumuşaksa parlamenter. Önce başkanlıktan bahsedelim. Hemen takip edin sayfa 58'deyiz. Başkanlık sistemin klasik örneği Amerika Birleşik Devletleri'dir arkadaşlar. Başka da adam gibi örneği yok onu söyleyeyim. Bizdeki sistem de buna benziyor ama bundan ayrılan yönleri var. Şimdi başkanlık sistemde kuvvetler yani yasamayla yürütme birbirinden sert ayrılmıştır. Ne demek bu? Yasama yürütmeye yürütme yasamaya müdahale edemez. Yasamanın seçimi ayrı zamanda yapılır, yürütmenin seçimi ayrı zamanda yapılır. İşte mesela bu yönüyle biz ayrılıyoruz. Biliyorsunuz bizde mecliste cumhurbaşkanı seçimi aynı günde yapılıyor. Bu bakımdan klasik Amerikan sisteminden ayrılan yönlerimizden biri bu. Seçimlerin aynı günde olması. İki, yürütme organı tek yapılıdır. Başkandan oluşur arkadaşlar. Ve başkanı halk seçer. Bu bakımdan bizimki benziyor. Bize de yürütme bir kişiden oluşuyor cumhurbaşkanı. Ve cumhurbaşkanı halk seçiyor. Bu yönüyle benziyoruz. Bir diğeri, Yasa devlet başkanı yasamaya karşı siyaseten sorumsuzdur. Bizde de öyle arkadaşlar. Meclis asla e, hüküm ve bakanları, e, cumhurbaşkanı ne yapamaz arkadaşlar? Görevden alamaz. Peki e, ama cumhurbaşkanı bize erken seçim kararı verebiliyor biliyorsunuz. Mesela bu Amerika'da yok. İşte ayrılan yönlerden biri de bu bizimki. Bizde cumhurbaşkanı ne yapabiliyor? Seçim kararı alıp arkadaşlar meclisin seçimini yenileyebiliyor ama kendisini de arkadaşlar fes oluyor. Buna giyotin sistemi deniyor. Giyotin nedir? E, mahkumun başının kesilmesi arkadaşlar. Yani Cumhurbaşkanı meclisi feshederken kendisi de feshetmiş oluyor arkadaşlar. Bu yönüyle biz klasik Amerikan sisteminden ayrılıyoruz. Amerika'da başkan asla seçimleri yenileyemiyor. Bakanlar sekreter konumundadır arkadaşlar. Ve bakanları devlet başkanı atar. Ve bakanlar devlet başkanına karşı sorumludurlar. Bir kimse hem yasamada hem yürütmede görev alamaz. Bizde de öyle. Biliyorsunuz bizde bir kişi hem milletvekili hem bakan olamıyor. Yasama yürütmeye yürütme yasamaya müdahale edemiyor. Biz de de arkadaşlar bu şekilde diyebiliriz ama. Peki klasik örnekler ne? ABD, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Venezuela falan filan. ABD'yi bilin. Parlamenter. Parlamenter sistemde kuvvetler yumuşak ayrılmıştır arkadaşlar. Bizim eski sistemimiz. 61 Anayasası'nda çok güzel uyguladık. 82 Anayasası'nda Kenan Evren bunu bozdu. 2017'ye kadar biz bunu uyguladık arkadaşlar. Kuvvetler birbirinden yumuşak ayrılmıştır. Yani ne demek? bir kimse hem bakan hem milletvekili olabiliyor aynı anda. Yasama yürütmeye, yürütme yasamaya müdahale edebiliyor. Sert ayrılmamış, yumuşak. Yürütme çift yapıldı. Tek yapılı değil başkanlık gibi. Burada devlet başkanı var. Bu monarşide kral olabilir. Cumhuriyetlerde cumhurbaşkanı olabilir. Bir tarafta da bakanlar kurulu var. Ama dikkat edin. Kral ya da cumhurbaşkanı semboliktir. Ülke yönetme yetkisi yoktur. Törensel yetkileri var. Noter makamı gibidir. Tamam. Ülkeyi başbakan, başkanlık bakanlar yönetir. Parlamenter sistemi olduğu ülkelere bakın hep başbakan ön plandadır arkadaşlar. Bakanlar ön plandadır. Devlet başkanı semboliktir. Devlet başkanının yetkileri arkadaşlar yoktur. Peki devlet bakanlar kurulu bu sistemin klasik özelliği başbakan milletvekili olmak zorunda. Bakanlarda esneme olur ama başbakan milletvekili olacak. Bakanlar kurulu meclisten çıkar ve yaptığı işlerde meclise karşı sorumludur. Meclis gerektiğinde hükümeti görevden alabiliyor arkadaşlar. O yüzden sert değil yumuşak ayrılık var diyoruz. Peki bakanlar meclise karşı hem bireysel, kişisel hem de kolektif yani ortak olarak sorumludurlar. Meclis bakanları hem bireysel hem de ortak olarak görevden alabiliyor. Yasama yürütmenin görevine son verebiliyor. Mesela bugün İngiltere böyledir. Ee, Amerika e, Avrupa'daki krallıkların hepsi böyledir arkadaşlar. E, İsveç'inden Norveç'ine kadar, Belçika'sına, İspanya'sına kadar. Mesela Japonya'da böyledir. Komşularımız Irak böyledir arkadaşlar. Yunanistan, Bulgaristan böyledir. Parlamenter sistemle yönetilirler. Peki. Şimdi geldik yarı başkanlık. Yarı başkanlık sistemin doğduğu yer Fransa'dır arkadaşlar. Fransızlar ne yapmışlar biliyor musunuz? Başkanlık ve parlamenter sistemi karıştırmışlar. Yarı başkanlık sistemini ortaya çıkarmışlar. Burada da ayrılık var ama sert değil yumuşak. Parlamenter gibi. Bakalım. Bu sistemde cumhurbaşkanı e, parlamenter sistemden yola çıkalım. Tamam. E, onun üzerinden gidelim. Parlamenter sistem gibi düşünün başta bu sistemde Cumhurbaşkanı doğrudan halk seçiyor. Mesela parlamenter sistemlerde genellikle Cumhurbaşkanı meyli seçer arkadaşlar. Parlamento seçer yani. Ama yarı başkanlıkla Cumhurbaşkanı halk seçiyor. Aynı başkanlık gibi. Yine Cumhurbaşkanı arkadaşlar geniş yetkilere sahip. Devlet başkanı ülkeyi yönetiyor. Sembolik değil. Cumhurbaşkanı halk seçiyor. Halk seçiyor. Aynı başkanlık sistemi gibi. İşte bunlar başkanlık sistemine benzeyen özellikleridir arkadaşlar. Peki parlamenter sisteme benzeyen özellikleri neler? Başbakan ve Bakanlar Kurulu var. Başbakan ve Bakanlar Kurulu meclise karşı sorumlular. Meclis Başbakan ve Bakanlar Kurulu görevden alabiliyor falan. Böyle ne yapmışlar? Başkanlık ve parlamenteri karıştırıp ortak arkadaşlar bir sistem yaratmışlar. Ona da yarı başkanlık demişler. Siz sadece şunu bilin. Yarı başkanlık nerede uygulanıyor? Fransa'da. Özelliklerini bilmenize gerek yok arkadaşlar. Fransa'da uygulandığını bilmeniz yeterli. Klasik örneği Fransa'dır. Diğerleri çakmasıdır arkadaşlar. Şimdi geldik bize biz de 2017'ye kadar parlamenter sistemdik. 2017 değişikte cumhurbaşkan hükümet sistemine geçtik. O zaman size sordular Türkiye'de hangi hükümet sistemi var derlerse Cumhurbaşkan hükümet sistemi var diyeceğiz arkadaşlar. Peki. Geldik demokrasi kavramına. Arkadaşlar demokrasinin unsurları nelerdir? Bir Ülkede millet egemenliği olacak. Yetmez. İnsanlar özgür olacaklar. 3. Çok seslilik olacak, çok partili bir hayat olacak. 4 eşitlik olacak arkadaşlar her her bakımdan 5 hukuk devleti anlayışı olacak. Yani devletin sınırları olacak, yasalara bağlı olacak. Bir diğeri bizim temel hak ve özgürlüklerimiz yasal açı güvence altına almış olacak. Bunlardan biri eksikse arkadaşlar o ülkede demokrasiden bahsedilemez. Yoksa birçok bir ülkede cumhuriyet var. Birçok ülkede seçim var. Bir ülkede seçimli olması o ülkede demokrasi olduğu anlamına gelmiyor. Arkadaşlar özgür değillerse insanlar, eşit değillerse adalet yoksa hukuk devleti anlayışı yoksa, insan hakları yoksa o ülkede demokrasiden bahsedemez. Yani demokrasi eşittir seçim yanlış bir ifade arkadaşlar. Tamam? O yüzden, o hal öyle olsaydı bütün cumhuriyetler ve biz demokrasi var derdik. Yanlış. Demokrasinin geçmişten günümüze uygulama biçimleri var arkadaşlar. Doğrudan temsili yarı doğrudan. Doğrudan demokrasi demek insanların parlamentosuz, seçimsiz kendi kendilerini yönetmesi. Bunun için arkadaşlar eski Yunan şehir devletlerinde olmuş. Günümüzde bunun uygulaması yok. Sadece köy kanunu diyor ki köyde yaşayan kadın erkek seçmen halka köy derneği denir diyor. Köy derneğinin görevleri şunlardır diyor ama o kanunda öyle bir kanun şu an uygulanmıyor arkadaşlar. İkincisi temsil demokrasi. Bugün Türkiye'de ve dünyada uygulanan demokrasi temsil demokrasi. Sayfa 59'dayız. Temsil demokrasilerde ne yaparız? Arkadaşlar sandığa gideriz. Bizi yönetecek kişileri seçeriz. Onlar bizim adımıza karar verirler. Bugün dünyada arkadaşlar hemen hemen her ülkede temsil demokrasi var. Sadece İsviçre'nin bazı kantonlarında arkadaşlar doğrudan demokrasi var deniyor. O da ne kadar doğru bilmiyorum. Türkiye'de uygulanan demokrasi temsil demokrasidir. Temsil demokrasi de insanlar kendini yönetecek temsilcileri seçerler. Ondan sonra yönetime karışamazlar. Bir, seçtiğimiz kişileri imza toplayıp görevden alamıyoruz. Ne yok arkadaşlar? Temsilcilerin azli yok. İki, seçtiğimiz temsilcilere emir veremiyoruz. Şunu yap bunu yap diyemiyoruz. Emredici vekalet yoktur. 5 yıl seçtik katlanmak zorundayız bir sonraki seçime kadar. Üçüncüsü yarı doğrudan demokrasi. Yarı doğrudan demokrasi nedir? Arkadaşlar ikisinin karışımıdır. Bir parlamento var. Yani halk seçmiş temsilcilerini. Ama halk temsilcileri rahat bırakmıyor. Halk da temsilcilerle beraber yönetime katılıyor arkadaşlar. Bunun dört tane yöntemi var. Birincisi arkadaşlar ve bu çok soruluyor. Halk oylaması, referandum sayfa 60'tayız. Halk oyu nedir? Parlamentoda kabul edilen bir yasanın halka götürülmesidir arkadaşlar. Bunun da türleri var. Zorunlu referandum, ihtiyari referandum, kurucu referandum, danışma. Mesela anayasayı getiriyorlarsa önümüzde ve biz onaylıyorsak adı kurucu referandum. Bizim önümüze bir metin getiriyorlarsa, biz onaylıyorsak, bu meclisi bağlamıyorsa danışma referandumu. Belli sayılar arasında halka götürülmesi gerekiyorsa zorunlu referandum. Belli sayının üzerine çıktıktan sonra halka götürülmesi isteğe bağlıysa İhtiyari referandum gibi referandumla çeşitleri var arkadaşlar. Türkiye'de bugüne kadar arkadaşlar 7 kez referandum yapıldı. Hemen sayfada görürsünüz yazdım ben bu sene bunları. İlk referandum 61 anayasasını uygulamak için yapıldı. İkincisi 82 anayasasını uygulamak için yapıldı. Ama bu dönemde referandum bir anayasal kural değildi. Darbe yapanlar yaptıkları darbeyi meşrulaştırmak için, yaptıkları anayasayı meşrulaştırmak için halkın onayına götürdüler arkadaşlar. Türkiye'de referandum bir anayasal kural halini alması 82 anayasasıyladır. Öncesinde bize referandum bir anayasal zorunluluk değil arkadaşlar. Peki 87'de referandum niye yapılıyor? Darbeyle kapatılan partiler var. Liderleri var. E, bu liderlerinin yasakları kalksın mı kalkmasın mı? Demirel, Ecevit, Türkeş, Erbakan halk kalksın diyor ve bunlara siyasi geri dönüyorlar. 88'de e, arkadaşlar Özal mali seçimlere bir yıl var yerel seçimlere. Diyor ki ya gelin diyor bu sene genel seçim var. Yerel seçim de bir sene sonra. Gelin bunları birleştirelim tek seçim yapalım diyor. Tabi buradaki amaç farklı. Halk arkadaşlar buna hayır diyor. Halkın hayır dedi tek referandum. 88 referandumu. Genel yerel birleştirme birleşmesi Bir diğeri 2007 biliyorsunuz arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı krizi vardı. Cumhurbaşkanı seçilememişti. Referandumla ne yapıldı? Cumhurbaşkanı anayasa değişti. İşte Cumhurbaşkanı halk seçer. 5 yıl için seçer falan filan. 2010'da bir sürü madde değişti. Anayasa değişti. 2017'de hatırlıyorsunuz bir sürü anayasa maddesi gene değişti. Yani bugüne kadar Türkiye'de 7 kez referandum yapılmıştır. İlk kez 61 anayasasını uygulamak için yapılmıştır. Referandumun düzenli ve sistematik hale gelmesi 82 anayasasıyladır diyoruz. Peki yarı doğrudan demokrasinin ilk aracı halk oyuydu. İkinci aracı halk vetosu. Nedir halk vetosu? Parlamento bir yasa yapıyor. Biz diyoruz ki dur imza topluyoruz bu yasanın geri alınmasını istiyoruz. Burada arkadaşlar biz imza topluyoruz. Geri alınmasını istiyoruz. Üçüncüsü halk girişimi. Biz halk olarak arkadaşlar parlamentoya imza toplayarak kanun teklif ediyoruz. Bunlar yok biliyorsunuz anayasamızda. Dünyada da yok arkadaşlar. Dördüncüsü temsilcilerin azli. Halk görevinden memnun olmadığı temsilciyi imza toplayıp görevden alıyor. Bizde yok. Dünyada da yok arkadaşlar. O zaman yarı doğrudan demokrasinin dört aracı var. Bir halk oyu referandum. iki halk vetosu. Üç halk girişimi. Dört temsilcilerin azli. Türkiye bir temsil demokrasi olmasına rağmen yarı doğrudan demokrasinin hangi aracını kullanıyor derse ne diyeceğiz? Referandumu kullanıyor. Kaç kez kullanmış? 7 kez. İlk kez ne zaman? 61 anayasasını yürüle sokmak için. Düzenli ve sistematik hale gelmesi hangi anayasayla? 82 anayasasıyla. Anayasaya şöyle yazmışlar. Cumhurbaşkanı onaylamadı. Anayasa değişikleri halk oyuna sunar. Bunun anayasada yazılması ilk defa hangi anayasa? 82 anayasası. Peki. Geldik Osmanlı Türk anayasal gelişmedir arkadaşlar. Tarihle ortak konu sened ittifak İttifak. sened İttifak arkadaşlar bir anayasa değildir. Anayasal belge'dir. Neden? Çünkü ilk defa kralın, padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır. Feodal beyler karşısında. Buna biz anayasa demiyoruz. Anayasal belge diyoruz. İkici Mahmutla ayanlar arasında yapılmıştır. Bir misak, sözleşme niteliğindedir. Magna Carta'ya benzer tarihteki. Tanzimat Fermanı. Tanzimat Fermanı arkadaşlar Abdülmecid tarafından Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanıyor. Padişah Abdülmecit döneminde ilan ediliyor. Biliyorsunuz Avrupa'nın vesaire etkisi var burada. Tanzimat fermanı ilgili şunu bileceksiniz. Türk tarihindeki ilk haklar bildirgesi, haklar beyannamesi. İlk defa bir padişah kendi vatandaşlarına bize ne yapıyor? Haklar sunuyor metinle. Bir metinle ne yapıyor? Haklar verdiğini arkadaşlar beyan ediyor, ilan ediyor. Haklar bildirgesi olarak karşımıza çıkıyor. Peki, ilk defa padişah kendi isteğiyle kendi yetkilerini ne yapıyor arkadaşlar? Sınırlandırıyor. Nelerin bu fermanda yazdığını söyleyelim. Bak, verginin mali güce göre alınması. Bak bu maliye sınavında çıkmıştı hukuk alan sınavında. Verginin mali güce göre alınması ilk defa Türk hukukunda hangi metinde belirtilmiş? Tanzimat fermanda. Askerliğin vatana görevi haline gelmesi arkadaşlar özel mülkiyetin koruma altına alınması, müsaadenin kaldırılması bu ferman içinde var. Öncesinde yapılmış olabilir ama bu fermanda da müsaadenin kaldırılacağı, özel mülkiyetin güvence altına alınacağı belirtiliyor. Kanunsuz suç olmaz, mahkemeler, arkadaşlar yargılama açıktır vesaire bu gibi ifadeler var. İlk haklar bildirgesidir. Ancak şöyle bir eksikliği vardır. Bunlara aykırı padişah davranırsa ne gibi yaptırımların olacağı belirtilmemiştir arkadaşlar. Devam. Islahat. Islahat fermanı, tanzimat fermanı tekrar niteliğindedir. Ama ıslahat fermanı arkadaşı yine Padişah Abdülmecit, ıslahat fermanında daha çok gayrimüslim tebaya haklar tanınmıştır. O yüzden bu ferman daha çok gayrimüslimlere yönelik çıkarılmış bir ferman olarak karşımıza çıkıyor. Gayrimüslimlerin Müslümanlığı biliyorsun Osmanlı'da millet anlayışı Müslümanlar ve gayrimüslimler diye ayrılıyor. Gayrimüslimlerin belli konularda hakları yok. Mesela memur olamıyorlar gibi özel durumları var. İşte bu fermanlar arkadaşlar bu gibi eşitsizlikler ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Tabii buna da Müslümanlar tepki gösteriyor vesaire. Peki geldik anayasalara. Bizde toplam 5 anayasa var arkadaşlar. Cumhuriyetin ilanından önce 2 anayasa yapılmış. Kanun Esası, 21 anayasası. Cumhuriyetin ilanından sonra da 3 anayasa. 24, 61, 82. Bu sınav sorusu olarak geldi arkadaşlar. Cumhuriyetin ilanından sonra kaç anayasa yürürlüğe girmiş? 3 anayasa. İlandan önce 2. Cumhuriyet hangi anayasa varken ilan edildi? 21 anayasası. Konuşalım şimdi arkadaşlar. Önce meşrutiyet. Meşrutiyet, birinci meşrutiyet 1876 diğer adıyla kanuni esası. Padişah Abdülhamit tarafından ilan edilen arkadaşlar bir ferman niteliğinde bir anayasadır. Bu anayasa uzun ve ayrıntılıdır. Belçika ve Prusya anayasalarının esinlerine hazırlanmıştır. İlk yedi maddesi genel hükümler. İşte Osmanlı Devleti üniter devlettir. Başkenti İstanbul'dur. Resmi dili Türkçedir. Resmi dini İslam'dır. Gibi ifadeler var. Peki devlet başkanı babadan oğula geçer. En büyük ve en yaşlı olanı Ekber ve erşeti burada güvence altına alıyorlar arkadaşlar. Şimdi padişahın çok geniş etkileri vardır. Padişah bakanları seçer. Başına sadrazamı koyar. Sadrazamın başında da padişah vardır. Yürütmeye meclise değil padişaha karşı sorumludur. Yani padişahın monarşik etkilerini devam ettirdiği bir anayasa olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar. Osmanlı Devleti monarşiden, mutlak monarşiden meşruti monarşiye geçiyor burada. Benim bugüne kadar sayfayı çevirin 62. Bu anayasa ile ilgili gördüğüm tek bir soru var arkadaşlar. Başka yok. Kanun esası ile oluşan meclisin adı nedir ve kaç bölümden oluşur? Meclisin adı meclisi umumidir. Meclis umumi bugünkü Amerikan kongresinin arkadaşlar benzer. Hani da Amerikan meclisine Amerikan kongresi diyorlar. Bize de meclis umumi gibi düşünün orada. Amerikan Kongresi iki bölümden oluşuyor. Temsilciler Meclisi, Cumhuriyet Senatosu. Bu da öyle arkadaşlar. Alt meclis, üst meclis. Alt meclise mebusan meclisi, üst meclise ayan meclisi diyoruz. Mebusan meclis üyelerini halk seçiyor. Erkekler tabii. Ayan meclis üyelerini padişah seçiyor. Mebusan meclis üyelerinin belli bir süresi var. Ayan meclis üyeleri ise ömür boyu görev yapıyorlar arkadaşlar. Peki mebusan alt, ayan üst. Yasalar önce meybusandan geçiyor, sonra ayandan geçiyor. Ayandan çıktıktan sonra padişaha gidiyor. Hatta teklif edilmeden önce padişahın izni alınarak önce meclise, sonra ayana, sonra bir daha padişaha geliyor. Padişahın mutlak veto yetkisi var. Padişah onaylamadığı hiçbir anayasa değişikliği yürürlüğe girmez. Buna biz mutlak veto diyoruz. Peki Padişahın gene e, basın üzerinde sansür etme, e, mebuslar hakkında arkadaşlar soruşturma açma ve onları sürgüne gönderme ve en önemli anayasa maddesi ve bu anayasayı anlamsız kılan hüküm meclisi açma, tatil etme yetkisine sahiptir. Peki bu sırada arkadaşlar bu anayasa çok fazla yürürlükte kalmıyor biliyorsunuz. 93 Harbi başlıyor. 77-78 Osmanlı Rus Harbi biliyorsunuz. Doğuda Erzurum'a Nene Hatun olayı. Erzurum'a kadar geliyorlar. Batıda İstanbul'u Bakırköy'e kadar geliyorlar. Ve e, Osmanlı'da arkadaşlar neredeyse işgal edilecek. Ve mecliste e, çok kozmopolit bir yapı var. Abdülhamit bunu bir tehlike olarak görüyor ve meybusan meclisini süresiz tatil ediyor arkadaşlar. Anayasayı rafa kaldırıyor. 30 yıllık bir dönemden sonra bu sefer e, Genç Osmanlılar, Jön Türkler vardı 1. Meşrutiyette. 2. Meşrutiyette de İttihat ve Terakki arkadaşlar var ve bunların baskısıyla 1908'de Abdülhamit arkadaşlar anayasayı yeniden yürürlüğe sokuyor. Tarihsel arka plan hocanız anlatacak. Reval görüşmeleri var biliyorsunuz vesaire. Peki 1908 arkadaşlar anayasayı yürürlüğe sokuyor. 1908'in tarihimizde bir önemi var. O da şu arkadaşlar. Kanun esasının ilk halinde dernek kurmak, siyasi parti kurmak yasak. Örgütlenmek yasak. 1908'den sonra Türkiye'de siyasi partiler kuruluyor arkadaşlar. Türkiye'de çok partili siyasal yaşam ne zaman başlamıştır diye bir soru görürsek ne diyeceğiz? E, i̇kinci meşrutiyetle başlamıştır. Birçok parti kuruluyor arkadaşlar. İddia terakki gizli bir örgütlenmeyken partileşiyor. Hürriyet ve itilaf fırkası. Bir sürü böyle parti kuruluyor arkadaşlar. Bir sene sonra bir isyan patlak veriyor. 1909 arkadaşlar 31 Mart ayaklanması. Bu ayaklanmayı Abdülhamit'in destekleyenlerin yani meşrutiyet karşıtı olanların çıkardıklarını ileri sürerek Balkanlardan gelen iddiatçı arkadaşlar subayların ağırlıkta oldu. Hatta Atatürk de burada ilk defa sahneye çıkıyor biliyorsunuz. Mahmut Şevket Paşa Başkanlığı'nda ve bu İstanbul'a geliyor ve bu isyanı bastırıyorlar. Abdülhamit'i tahttan indiriyorlar. Yerine küçük kardeşi Mehmet Reşat'ı getiriyorlar arkadaşlar. Ekber ve Erşet ya. Sonra Mehmet Reşat vef vefat edince Vahdettin gelecek arkadaşlar. 19 yanılmıyorsa 18 olacak. Peki 1909'da ne yapıyorlar biliyor musunuz? Abdülhamit tahtını indirdikten sonra anayasayı değiştiriyorlar arkadaşlar. Ve padişahlık makamı sembolik bir makam haline geliyor. Ve bizde şöyle denir. Parlamenter monarşinin başladığı bir dönem olarak 1909'u arkadaşlar söylerler. Padişahın yetkileri azaltılıyor. Mutlak vetosu geciktirici veto oluyor. Yine arkadaşlar ayağın meclisi ne yapılıyor? Ee, şöyle söyleyeyim. Meclisi açma tatil etme yetkisi sınırlandırılıyor. Ee, eğer meclisi arkadaşlar tatil ederse işte 3 ay içerisinde yeni seçimler yapılacak falan filan. Yani padişahın anayasal yetkileri tırpanlanıyor arkadaşlar. Hükümet artık meclise karşı sorumlu olacak. Padişahın sürgün yetkisi, sansür yetkisi kaldırılıyor. Bunun gibi bir sürü yetki ne yapılıyor? Kaldırılıyor, padişahlık makamı sembolikleştiriliyor. Ee, bu tarihten sonra zaten e, yönetimde de kim etkin olacak? 1909'dan sonra Bir Dünya Savaşı'na sokuyorlardı Osmanlı'yı. İttihat ve terakki arkadaşlar. Peki geldik 21 Anayasası'na. Arkadaşlar 21 Anayasası Kurtuluş Savaşı'nda arkadaşlar ilk savaş olan 1. İnönü savaşının hemen sonra ilan ediliyor. Bunun orijinal adı Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'dur. 20 Ocak 1921'de ilan ediliyor. Peki bu e, anayasamızın arkadaşlar özellikleri nelerdir? Önce onu bakalım. 23 maddeden oluşan kısa ve öz hükümlerden oluşan çerçeve bir anayasadır. 23 maddelik bir anayasa. Bu anayasa klasik basit kanunlar gibi kolayca değiştirilebilen tek yumuşak anayasamızdır. Tek çerçeve anayasamızdır. Anayasa diyor ki seçimler 2 yılda bir yapılır diyor. Biliyorsunuz seçimler 20'de yapıldı. 22'de yapılması gerekirken yapılamadı. Çünkü Kurtuluş Savaşı vardı. Seçimler bir yıl ertelendi. 1923'te yapılacak ikinci seçimler. Tarihimize tektir. Allah bir daha da göstermesin. Peki bu sistemde arkadaşlar yasama ile yürütmeye meclise aittir. Yasama ve yürütme kuvvetleri meclise toplanır. Türkiye Devleti Türkiye Büyük Millet, Büyük Millet Meclisi tarafından ne yapılır? İdare edilir. Yani yasama yürütme meclise toplanmış. Buna biz meclis hükümeti sistemi diyoruz. Bu anayasanın en önemli maddesi birinci maddedir. Sınavlarda hep bunu sormuşlar. İşaretleyin. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Soru şu. Egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğu ilk defa hangi anayasada belirtilmiştir? 21 Anayasası birinci madde. Peki. Bu anayasa arkadaşlar... E kesinlikle temel hak ve özgürlüklerden hiç bahsetmemiştir. Bu anayasa arkadaşa yargılamadan da hiç bahsetmemiştir. Bu anayasa bu konularda hangi anayasalardan yararlanılıyor? Kanuni esasen yararlanılıyor arkadaşlar. O halde ne demek istiyorum? Kanun esası hala yürürlüktedir. Bu anayasa kanun esası yürürlükten kaldırmamıştır. O yüzden 21 Anayasası yürürlüğe girmesi ikili anayasal dönemi başlatıyor arkadaşlar. Aynı anda ülkede iki tane anayasa var. Hem kanun esası devam ediyor hem de 21 anayasası var ta ki 1924'e kadar. 1924'te ne yapılıyor arkadaşlar? 24 anayasası ilan edildiğinde ikili anayasal döneme son veriyorlar. Peki şimdi 1923'te arkadaşlar ne yapılacak? Bu anayasa arkadaşlar değiştirilecek. Geçen günde kutlandı biliyorsunuz. 29 Ekim 1923'te. Anayasa değişik teklif verilecek meclise ve bu teklifler, maddeler tek tek oylanacak. İlk birinci maddeye bir ekleme yapılıyor. Birinci madde neydi? Egemenlik kayası şahsi milletindir. Ekleme ne? Türkiye devletin hükme şekli cumhuriyettir. Bak hüküme şekli cumhuriyettir. O zaman cumhuriyetin ilanı ilk defa hangi anayasayla geliyor? 21 anayasası ile geliyor. En başta mı? Hayır. Değişiklikle. Kaç değişikliği? 23 değişikliği. Devletin dini İslam'dır. E, dini Türkçedir arkadaşlar. E, Cumhurbaşkanı meclis içerisinden, meclis tarafından 4 yılına seçilir. Süresi biten yeniden seçilebilir. Atatürk Cumhurbaşkanı seçiliyor. Başbakan meclis içerisinden Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Diğer bakanlar meclis başbakan tarafından seçilir, cumhurbaşkanıca atanır falan. Buna kabine sistemi diyorlar. Meclis hükümetinde bakanları meclis tek tek seçiyordu. Şimdi başbakan seçecek, cumhurbaşkanı atayacak, hükümet kuruluyor. Cumhurbaşkanı gerektiğinde hem meclise hem hükümete başkanlık edebilecek. Peki arkadaşlar şuna dikkat etmenizi istiyorum. Başkentin ilanı 13 Ekim 1923'te oluyor ama anayasaya 24'te girecek. 21 anayasasında başkent yok. Milli Marş 12 Mart 1921'de kabul ediliyor. Anayasaya 82'de girecek. Yani şu anayasada Milli Marş'tan bahsetmez. Başkentten bahsetmez. Ama bunlar varlar daha önce. Anayasaya koyma gereği duymamışlar. Hatta bayrak da bu anayasada geçmiyor. Bayrak arkadaşlar ta 82'de anayasaya girecek yani. Peki şimdi geldik 24 anayasası. Arkadaşlar 24 anayasası yürürlüğe girdi. İkili anayasal dönem sona erdi. Bir kere bunu bileceğiz. Hem kanun esası yurttan kalkıyor hem teşkilat esası 21 anayasası kalkıyor. 24 anayasası şöyle başlıyor. Türkiye devleti bir cumhuriyettir bu madde değiştirilemez. He, sert bir anayasa. 61 de öyle. 82'de değişmez madde sayısı 3'e çıkıyor arkadaşlar. Bu anayasada arkadaşlar devletin başkentin Ankara olduğu anayasa güvence altına alınıyor. O zaman başkentin Ankara olduğu ilk defa hangi anayasada var? 24 anayasasında var. Arkadaşlar bu anayasaya göre seçimler 4 yıla bir yapılacak önemli değil. Bu anayasa arkadaşlar aynı 21 anayasası gibi hala Kuvvetler Birliği'nin olduğu bir anayasadır. Yasamayla yürütmeyi meclise toplamış. Yürütmeye yetkisini meclis adına bakanlar kurulu yerine getirecek. Bak, gücü meclise topluyor, görevleri ayırıyor. Buna güçler birliği, görevler ayrılığı. Yani hem meclis hükümetinin izleri var, hem parlamenter sistemin izleri var. Karma hükümet sistemi deniyor. Ama dikkat edin, hala güçler birliği var, güçler ayrılığı yok 24'te. 60 darbesini yapanların gerekçelerinden biri de bu arkadaş. Birazdan değineceğim. Bu anayasa ilk defa temel hak ve hürriyetlerden bahsediyor. Tabii ilk defa demeyeyim. Kanun esasında var. Sadece 21 anayasasında yok bize temel hak ve hürriyetler. Ama bu anayasada ne yok biliyor musunuz? Sosyal ve ekonomik haklar yok. Bakın öğretmen arkadaşlar varsa, dinliyorlarsa onlara bir genel kültür bilgisi vereyim. 24 anayasasında sosyal ve ekonomik haklar diye bir başlık yok. Bu 61'de gelecek. Ama 24 anayasasında bir tane sosyal haktan bahsediliyor ama başlık yok onu söyleyeyim. Eğitim hak. Eğitim hakkı 24 Anayasası'nda olan bir anayasal hakkımızdır arkadaşlar. Ama sosyal haklar bir başlık altında düzenlenmemiştir. Öyle bir hak kategorisi yoktur onu da söyleyeyim. Peki. Bu anayasa arkadaşlar bütün gücü meclise toplamıştır. Dolayısıyla meclis hem kanun yapıyor, yetmiyor, yaptığı kanunları yorumluyor. Yasama yorumu diyoruz biz buna. Bu hukuk devleti anlayışına, yargı bağımsızlığına kesinlikle aykırıdır. Hakim bağımsız ya Yorumlama yapamıyor. Takdir yetkisi arkadaşlar serbest kullanamıyor. Yasama yorumunun olduğu tek anayasa 24 anayasasıdır arkadaşlar. Ön lisansa çıktı bu. Günümüzde kanunları yorumlama yetkisi mahkemelere aittir. Yani uygulay uygulayıcıya aittir. Peki. Hem meclis kanun yapıyor. Hem kanunları yorumluyor. Peki arkadaşlar şöyle bir ifade var anayasada. Yasalar anayasaya uygun olacaklar diyor. İlk defa burada var. Anayasanın üstünlüğü. Ama dikkat edin. Çıkan yasanın anayasaya aykırı olması durumunda bunu denetleyecek bir mahkeme yok. Anayasa mahkemesi yok. Dolayısıyla bu çok sözde kalıyor. Bu dönemde arkadaşlar kim mecliste sayısal çoğunluğu elde ederse istediği gibi ülke yönetiyor. Yargıda ona bağlı, yasama da ona bağlı, idarede ona bağlı. Anayasaya aykırı davranabiliyor. İşte biz buna çoğunlukçu demokrasi anlayışı diyoruz arkadaşlar. Peki. İşte 61 Anayasası'nda hep bu eksikler görülecek ve tamamlanacak. Geçen sene tarihten anayasa mahkemesini sordular hatırlayın. 24 anayasasında ne yok? Anayasa mahkemesi yok. Hangi anayasayla geldi? 61 anayasasıyla geldi. Peki devam edelim arkadaşlar. 24 anayasasında yapılan değişiklikler. Arkadaşlar temelde 4 değişiklik var. 3 tanesini çok iyi bilin. 1. 28. 28'de ne yapılıyor? Anayasa açılıyor. Tek tek layıklığa aykırı ne kadar cümle varsa anayasadan çıkarılıyor. Hangi maddede geçiyorsa. Dinle ilgili arkadaşlar. İkinci maddede İslam'dır maddesi var devletin dini çıkarılıyor. Bir başka maddede yeminde vallahi kelimesi var çıkarılıyor. Bir başka maddede meclisin görevlerinde şeriat hükümlerini yerine getirir var çıkarılıyor. Bunlara biz devlet ne diyoruz? Laikleşme yolunda adımlar atıyor diyoruz. Ama henüz devlet laiktir diye yazmamışlar 28'te. 34'te kim çok soruyorlar bunu çok iyi bileceksiniz. Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı veriliyor arkadaşlar. Anayasal anlamda. Peki beni dinleyenler diyecekler ki hocam. Kadınlar 1930'da belediye, 1933'te muhtarlık seçimlerine katıldılar. Doğru, güzel. Ama dikkat edin bunlar ne değil? Anayasal olan haklar değiller. Mahalli idare seçim kanununa geliyor bunlar. Kadınların anayasal anlamda milletvekili seçme seçilme hakkını elde etmesi 24 anayasasında 34 değişiklikle olmuştur arkadaşlar. Tamam? Buna dikkat edin. 37'de ok Anayasası'ya giriyor. Altok biliyorsunuz bu bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin amblemidir. Bu Altok bir partinin arkadaşlar amblemiyken devletin rejimin arkadaşlar ilkeleri haline geliyor. Çünkü tek parti var. İkinci bir parti yok. Yani bu döneme 46'ya kadar. 45'te anayasanın içeriği değişmeden dili sadeleştiriliyor. Türkçeleştiriliyor. Çünkü Osmanlıca kelimeler var. Daha sonra arkadaşlar baktılar olmayacak. Tekrar eski haline geri getirecekler falan. O zaman 28, 34, 37'yi çok iyi bileceğiz. 3 değişiklik. 28'de layıklığa aykırı hükümler çıktı. 34'de kadınlara milletvekili seçme seçilme hakkı. 37'de altı ok. Özellikle layıklık anayasaya girdi. Türkiye Cumhuriyeti ne zaman layık bir devlet olmuştur? 24 anayasasının 37 değişikliği diyeceksiniz. 28'de olanlar laikliğe yönelik atılan adımlardır diyeceğiz arkadaşlar. Peki 24 anayasası yürürlükteyken bazı şeyler yapılıyor arkadaşlar. Nedir bunlar? Mesela 30-33 muhtarlık belediye seçimleri, belediye muhtarlık. Tamam mı? Bu dönemde iki gelişmeler. 46. Arkadaşlar bizde çok partili yaşam ikinci meşrutiyetle başlar. Ama Cumhuriyet tarihinde ilk çok partili seçim 46'da başlamış. Demokrat Parti kuruluyor. İlk defa birden çok parti'nin katıldığı seçimler 46 seçimdir. 46'da bir şey daha yapılıyor. Seçimler çift dereceliyken tek dereceliye çevriliyor. Yani eskiden insanlar gidiyorlardı önce birinci seçmeni seçiyorlardı birinci seçmen daha sonra ikinci seçmen işte falan derken senin oyun doğrudan ne yapmıyor sandığa yansımıyor. Arada bir seçmen daha var. Onu kaldırıyorlar arkadaşlar. Bugün olduğu gibi doğrudan gidip oyumuzu kullanıyoruz. Milletvekiline, belediyede, başkanı neyse adaya. Buna doğrudan seçim, tek dereceli seçim denir. Ne zaman başlamış? 46'da. 1950'ye geldik. Gizli oy, açık sayım döküm ilkesi benimseniyor. 50'den önce arkadaşlar böyle bir şey yok, tam tersi var. Gizli oy demek perde arkasında oyunu kullanmak, açık sayım demek siyasi parti temsilcilerin önünde oyların sandıkların açılıp oyların tek tek sayılması. Ne zaman başlıyormuş? 1950 yılında başlamış. Bunu çok soruyorlar. Türkiye'de gizli oya dayalı ilk seçimler ne zaman yapılmıştır? 1950. 50'den oluyor başka? Yüksek seçim kurulu kuruluyor YSK kanunla. Anayasaya 61'de girecek. Mesela Adnan Menderes bunun için şöyle diyor. YSK'nın kurulması Türkiye'de arkadaşlar demokrasinin Sakarya zaferidir diyor. Ne zaman kurulmuş? 1950. O zaman 50 için şunu söyleyelim. 1- Hem gizli oy dayalı ilk seçimler yapılmış. 2- Hem de yargı denetimi altında yapılan ilk seçimlerdir. 50 seçimlerine tarihte bu yüzden ne derler zaten? Beyaz devrim derler. Yani seçimle iktidarın ev değiştirilmesi. 27 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı gidiyor. Arkadaşlar 10 yıllık Demokrat Parti dönemi başlıyor. Peki Demokrat Parti dönemi ne zaman bitecek? 27 Mayıs 1960 darbesiyle. Sayfa 65'teyiz. 61 Anayasası. Arkadaşlar darbe ile ne oluyor? Demokrat Parti yönetimine arkadaşlar son veriliyor ve biliyorsunuz bazı üyeler yargılanıyor, idama mahkum edilenler var, idam edilenler var. Peki bu darbe sonucunda anayasayı oluşturmak için bir kurucu iktidar kuruluyor. Bu Asli bir kurucuklar çünkü darbeyle gelmiş. Bu Asli kurucukların askeri kanadına Milli Birlik Komitesi diyorlar. 2022 lisans sınavı. Sivil kanadına ise Temsilciler Meclisi diyorlar. Bunların görevi anayasa yapmak. Anayasa yürürlüğe soktuktan sonra bunların işi bitecek arkadaşlar. Askeri kanadın başında Cemal Gürsel var. Daha sonra Cumhurbaşkanı olacak. Sivil kanatta sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, ee, ne diyelim? üniversiteler, tarım kredi kooperatifleri, meslek kuruluşları falan filan. Bunlar bir araya geliyorlar bir anayasa yazıyorlar. Daha sonra yazdıkları bu anayasayı halk oyuna sunuyorlar. %60 gibi bir rakamla ne yapıyor? Anayasa yürürlüğe giriyor arkadaşlar. O zaman tarihimizde ilk halk oylaması 61 anayasasını yürürlüğe sokmak için yapılmış. 61 anayasası askeri darbeyle gelmiş 27 Mayıs. 61 anayasasını yapan iktidar asli kurucu iktidardır. Askeri kanadı milli birlik komitesidir. Sivil kanadı temsilciler meclisidir. Peki. Arkadaşlar bu anayasa ile ilk defa bizim tarihimizde tam anlamıyla kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir. İyi dinleyin beni burası çok önemli. 24 Anayasası şöyle der. Türk milleti egemenlik yetkisini Türkiye Büyük Millet Meclisi eliyle kullanır. Yani bütün güç meclistedir demek istiyor. 61 ne diyor? 82 de aynen yazar. Türk milleti yarın anlatacağım egemenlik yetkisini anayasanın koyduğu esaslara göre dikkat yetkili organlar eliyle kullanır. Bak 24 meclis diyor 61 yetkili organlar diyor. Yetkili organlar demek yasama yürütme yargı demek kuvvetler ayrılığı demek arkadaşlar. O zaman Türkiye'de kuvvetler ayrılığı ilk defa hangi anayasayla geldi? 61. 82'de de devam ediyor. Parlamenter sisteme geçiliyor. Yumuşak da olsa kuvvetler ayrılığı benimseniyor. Peki bu anayasa tıpkı kanun esası gibi iki meclisidir. Ana meclisin adı Türkiye Büyük Millet Meclisi. İki bölümden oluşuyor. Alt meclis millet meclisi, üst meclis cumhuriyet senatosu arkadaşlar. Peki anayasa tarihinin en çok çıkan sorusu nedir? Çift meclisi anayasalar hangileridir arkadaşlar? Bir, kanun esası. meclis umumi iki bölümden oluşuyordu. Mebusan, Aya. İki, 61 anayasası. Büyük millet, Türkiye Büyük Millet Meclisi iki bölümden oluşur. Millet meclisi, cumhuriyet senatosu. Anayasa en çok çıkan sorusudur. Buna dikkat edin arkadaşlar. Peki. E, 24 anayasası arkadaşlar. E, 6 ok girmişti anayasaya ya. Burada 6 oktan 3 tanesini arkadaşlar devam edilmiyor. Artık bu anayasada 82'de de yok. Halkçılık, devletçilik, inkılapçılık yok arkadaşlar. Milliyetçilik de milli devlet kavramını alıyor. Milli devlet diyor anayasa. 60-82'de de Atatürk milliyetçiliği diyecek. Göreceğiz. Yine bu anayasa ilk defa bazı kavramlar giriyor. Bunu birkaç tanesi çok önemli. Not alın. 65'teyiz. Sosyal devlet. İlk defa geliyor anayasaya. Hukuk, demokratik. Yani bunun temelleri vardı ama ismen geçmiyordu hukuk, demokratik. Bunlar da ilk defa geliyor. İnsan hakları kavramı ilk defa hangi anayasada yazıyor? 61. Tamam mı? İkinci maddeyi şöyle yazıyorlar. Türkiye devleti. Milli. Türkiye Cumhuriyeti. Milli. Ee, insan haklarına dayalı, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Tamam mı? Böyle kısa. 82'ye göre kısa bir madde. Ama dikkat edin. Milli, demokratik, laik, sosyal hukuk insan haklarına dayalı. O yüzden insan hakları kavramı ilk defa 61'de gelmiş. Buna dikkat edin. Sosyal devlet kavramı ilk defa 61'de gelmiş. Bu ikisine çok dikkat edin arkadaşlar. Peki. Arkadaşlar. Sosyal ve ekonomik hakları ilk defa hangi anayasayla gelmiş derse ne diyeceğiz? 61 anayasası diyeceğiz. İşte nedir? Sendikal haklar, memurlara verilen grev hakkı, çevre, ondan sonra toplu iş, toplu sözleşme, sağlık, sosyal güvenlik, eğitimin sosyal başlık altında düzenlenmesi ilk defa hangi anayasa? 61 anayasası ile geliyor. Peki bu anayasada arkadaşlar anayasanın üstünlüğünü güvence altına almak için hangi mahkeme kuruluyor? Anayasa mahkemesi kuruluyor. Anayasa mahkemesi ilk defa hangi anayasayla gelmiş? 61 anayasasıyla gelmiş. Bugün de var. Yine bu anayasa yüksek mahkemelerden bahsediyor. İlk defa Danıştay, Yargıtay, Uyuşmazlık Mahkemesi. Mesela bugünkü Hakimler Savcı Kurulu temeli olan Yüksek Hakimler Kurulu. Bunlar ileride derste detaylı anlattığım için kafanızı şişirmek istemiyorum. Yüksek Seçim Kurulu ve Diyanet daha önce kurulmuşlardı. Burada anayasaya giriyorlar. Anayasal kurum halini alıyorlar. Devlet Planlama Teşkilatı burada anayasada var ama 82'de böyle bir planlama teşkilatı şu anda anayasamızda böyle bir yer yok. 82 bunu anayasal anlamda düzenlemedi. Ee, en başta kurum olarak vardı ama sonradan kaldırdılar arkadaşlar. Şu anda devlet planlama diye bir teşkilat yok. Peki hemen sağ tarafa geçin. 61 anayasasını düzenlediği ilkler. Bunlar bizim için çok önemli. bak hep sınavda bunları soruyorlar. Anayasa mahkemesi ilk defa geliyor. MGK, Milli Güvenlik Kurulu ilk defa geliyor. Şu anda da bu ikisi var. Diyanet daha önce vardı anayasaya giriyor burada. Yüksek Seçim Kurulu daha önce vardı anayasaya giriyor burada. Siyasi partiler anayasal koruma altına alınıyorlar. Sayfa 66'dayız. Radyo, televizyon, idaresi, haber ajansıdır. Bunlara ne deniyor? TRT. Yani bunu Rütük anlamayın. Rütük 82'de gelecek. TRT. Üniversiteler anayasal koruma altına alınıyor. Devlet planlama 82'de yok ama. Kamu kurumu niteliği taşıyan meslek kuruluşu, odalar, barolar. Sosyal devlet, demokratik devlet, insan haklarına dayalı, hukuk devleti, bu kavramlar ilk defa ama bak layık devlet ne zaman gelmiş derse 24 anayasası 37 değişikliği karıştırmayız sık Layık devlet 24 anayasası arkadaşlar. Peki özellikle sosyal ve ekonomik hakları unutmayalım arkadaşlar. Şimdi geldik arkadaşlar bu anayasa çok fazla yürüte e, böyle aynen devam edemeyecek. Neden? Çünkü çok fazla e, demokratik e, özgürlükler tanıyor. Askerlere diyor ki ya çok fazla özgürlük tanıdık diyor. Bu sefer halk diyor çok fazla ne yapıyor? Bu özgürlükleri kötüye kullanıyor vesaire o anki o dönemki hükümete bir postmodern darbe yapıyorlar. Ve hükümet görevi bırakıp gitmek zorunda kalıyor. Süleyman Demirel hükümeti yerlerine bir hükümet kurduruyorlar. Ve anayasayı değiştiriyorlar arkadaşlar. Bakın neler geliyor? 71-73 değişikleri. Bakanlar kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veriliyor. Biliyorsun artık bakanlar kurulu yok. KHK'da artık çıkarılmıyor. Bakanlar kuruluna vergi resim harçlarda değişiklik yapabilme yetkisi veriliyor. Şu anda bu yetki Cumhurbaşkanı kullanıyor. Bu var. Cumhurbaşkanı kullanıyor. Değişik yapabiliyor. Üniversitenin özellikleri zayıflatılıyor. TRT'nin ki tamamen kaldırılıyor. İstedikleri gibi programda yapabilsinler diye. Temel hak ve öğretlerin hepsini sınırlamaya kolaylaştıracak genel sınırlama sebepleri getiriliyor. Memurlara sendikal hakları ellerinden alınıyor arkadaşlar. Askeri yüksek idare mahkemesi gibi mahkemeler kuruluyor. Siyasi partilerin hazine yardımı getiriliyor falan. Ben artık buradan pek soru gelebileceğini düşünmüyorum. Çünkü bunların birçoğu arkadaşlar hani kaldırıldı vesaire. Şimdi geldik 82 Anayasası'na. Son. 82 Anayasası 12 Eylül 80 darbesiyle geliyor. Bu darbeyi yapanlar emir komuta zinciri içerisinde ordu. Mesela 61 öyle değil. ordu içerisinde bir grup yapıyor o darbeyi 61 anayasası. Na. Bunu emir komuta zincir içinde yapıyorlar arkadaşlar ve yönetime el koyuyorlar. Burada da ee, ne oluyor arkadaşlar? Bütün siyasi partiler kapatılıyor. O dönemin meşhur bütün liderlerine yasak getiriliyor. O zaman 82 anayasası 80 darbesiyle gelmiştir. Askeri darbe. Bunu yapan da bir as kurucu iktidardır. Asli kurucu iktidardır. Asli kurucu iktidarın arkadaşlar askeri kanadına Milli Güvenlik Konseyi deniyor. Sivil kanadına danışma meclisi deniyor. Bakın bunlara dikkat edin. Askeri kanat e, Milli Güvenlik Konseyi, sivil kanat danışma meclisi. 61'de neydi? Askeri kanat Milli Birlik Komitesi, sivil kanat temsilciler meclisi. Bunlar da anayasa referandumu sunuyorlar ve referandumdan geçiyor. Ama şöyle bir şey var, 61'den farklı. Bunlar hayır çıkarsa ne olacağını yazmamışlar. 61'de hayır çıkarsa ne olacağı yazılmış. Biraz bunlar halkın gözünü korkutmak istiyor. Bir de bunların arkadaşlar kullandığı zafra şeffaf zarf olduğu için insanlar mavi hayır, beyaz evet, hayırı koydu mu mavi zarfın içine kabak gibi sırıtıyor. İnsanlar belki bu yüzden korkmuş da olabilir. %90 üzerinde bir evet de ne oluyor? referandum anayasaya giriyor. Yine 61'de anayasa evet diyenler sadece anayasanın yürürlüğe girmesini sağlıyorlar. 82'de anayasaya evet diyenler cumhurbaşkanını seçmiş oluyorlar arkadaşlar. Geçici madde konuluyor anayasaya. Anayasanın yürürlüğe girmesiyle beraber Kenan Evren 7 yılında cumhurbaşkanı seçilecektir. Yani adam halk oylamasıyla cumhurbaşkanı seçiliyor. Peki. Bu anayasa arkadaşlar en sert en kazüstük anayasamızdır. Değiştirilemez madde sayısı 3'e çıkarılıyor. Bu anayasa yasamayla yürütme arasında yürütmeyi güçlendiriyor. Yürütmede de Cumhurbaşkanı makamını çok fazla güçlendiriyor. Cumhurbaşkanı çok fazla yetkiler veriyor. Ve bizim parlamenter sistemi bozuyorlar işte arkadaşlar. Özgürlükler ve otorite dengesinde otoritenin çok ağır bastığı bir anayasadır. Otoriter bir anayasadır. Özgürlükleri sınırlayıcı bir anayasadır. 61 anayasası tepki olarak ortaya çıkmıştır. Peki bu anayasa arkadaşlar. Referanduma yürürlüğe giriyor. Ve %90 arkadaşlar... Bir rakamla referandumdan geçiyor. Cumhurbaşkanı'na referandumla seçilmiş oluyor dedik. Şimdi bu anayasanın ilklerine bakalım arkadaşlar. Son sayfamız. Bakın. ile ilgili bir soru görürseniz hep bu anayasa gelsin arkadaşlar Mesela Cumhurbaşkanı meclis dışından seçilmesi. Cumhurbaşkanı kararnamesi. Devlet denetleme kurulu. Bak bunlar hep Cumhurbaşkanı'na bağlı. YÖK, YÖK, YÖK'ü çok soruyorlar. YÖK'ü iyi bilin. Tarih sınavı sorusu olarak da geldi. Arkadaşlar YÖK 80'den sonra kurulmuştur. Hatta ilk kurucusu da İhsan Doramacı'dır. Bilkent Hacettepe Üniversitesi'ni kuran kişi. Üniversiteleri denetim altına almak için e, kurulan bir organ. Başkanına üyelerine kadar Cumhurbaşkanı seçiyor. Ta o zaman kurulmuş. Bakın düşünün. Bunu şimdi bunu sorabilirler. İyi dinleyin. Notunuzu alın. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu'nun bir anayasal kurum olması ilk defa hangi anayasayla? 82 anayasası. Buna dikkat edeceksin. Atatürk Kültürü Dil ve Tarih Kurumu ilk defa hangi anayasayla? Arkadaşlar bir anayasal organ oldu. YÖK. Devlet Denetleme Kurulu. 82 Anayasası. Bu üçünü unutmayın. Bu üçü çok önemli. Cumhurbaşkanı kararnamesi zaten. Cumhurbaşkanı gibi bir soru görürseniz alın dedim size. Hakimler Savcılar Kurulu. Bunun temeli 61'de atılmıştı ama Yüksek Hakimler Yüksek Savcılar Kurulu diye. Birleştirilip Hakimler Savcılar olması 61 Anayasası. Vakıf Üniversiteleri. Bakın Vakıf üniversiteleri var ya sizin özel dediğiniz üniversiteler. 82 Anayasası'ndan sonra kuruluyor arkadaşlar. Mesela ilk kurulan üniversitede Bilkent Üniversitesi 1983. İlk vakıf üniversitesi. Kanuna kurulurlar meclisten çıkan ve kamu tüzel kişisidirler. Rütük. Rütük bak TRT 61. Rütük 82 Anayasası ile geliyor dikkat edin. Tamam mı? Kamu Denetçiliği Kurumu Ombudsman Bulucu. 2010'da kuruldu biliyorsun. 82 Anayasası'nın bir ürünü. Daha önce yok. Ombudsman ara bulucu. Bizimle devlet arasında ara buluculuk yapıyor. Ee, daha sonra anlatacağım. Kamu Görevler Hakem Kurulu, Ekonomik Sosyal Konsey, Spor Tahkim Kurulu. Bunları daha sonra yeri geldiğinde anlatacağım arkadaşlar. Yani bunlar çok detay olur size. 82 Anayasası'yla ile ne oluyorlar? Kuruluyorlar. Evet. Değerli arkadaşlar, bugünkü dersimiz biraz böyle tarih, anayasa karışıktı. Biraz uzun oldu dersimiz. Normalde bunu yapmam böyle. Bu seferlik böyle oldu. Iııı ee, bir daha ki zaten bir de tarih olduğu için hani sizlerin belki aşina olduğunuz derslerden biridir. Yorumu açtım. Burada bitiriyoruz. Evet. Çok yoğun oldu ama bak kimin için yoğun olmaz biliyor musunuz? Dersi dinleyenler, videoyu dinleyenler, sorularını çözenler için bu sadece bir cila oldu arkadaşlar. Ama hiç dinlemeyenler için tabii ki arkadaşlar zor. Ben dinleyenlere yönelik anlatıyorum. Onu da söyleyeyim başta. Tamam o yüzden videolarınızı izleyin arkadaşlar. Evet. Ee, burada arkadaşlar yaklaşık kaç testimiz var? 3 ee, testimiz mi var? 4 testimiz mi var? Soru bankasında. Bunları mutlaka arkadaşlar çözün. Tamam. Evet. Teşekkür ederim. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Evet. Yarın saat 10'da. Yerda Ünal hocamıza bir selam gönderin arkadaşlar. Yerda Ünal hocamıza kardeşime gelmiş yayınımıza katılmış sağ olsun bir selam gönderin. Takip etmiyorsanız takip edin hemen. Ziyerde <laughs> hocam da akşamları canlı yayın yapıyor arkadaşlar. Ee, bazı günler paragraf soruları çözüyor, diğer bir soruları çözüyor. Tamam mı? Bak biri arkadaşımız demiş ki sabah videoları izleyip akşam bu canlı yayından sonra soru çözmeye başlasak nasıl olur sizce? E, daha iyi olur. 10 numara olur. Tamam arkadaşlar? Evet. Tamam. Hadi kendinize iyi bakın. Yarın kaldım. Yarınki konu çok önemli ha. Yarınki konu çok önemli arkadaşlar. Tamam. Yarın e, arkadaşlar ne yapacağız? 1982 Anayasası genel hükümleri göreceğiz. E, yarınki konumuz çok önemli. Hem yarınki konumuz bir sonraki arkadaşlar testlerimizi etkileyecek. O yüzden yarınki konumuz önemli. Mutlaka dinliyoruz arkadaşlar sorularımızı çözebiliriz. Yeterli olur. Akşam da benim yapacağım canlı yayın siz için cila olacak arkadaşlar. Tamam. Haydi bakalım. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle. Kendinize